Şimdi biliyorsunuz, agnostik bir arkadaşımız bir video açtı, bir yayın açtı ve yayında bazı şeyler söyledi. Şimdi o söylediklerini analiz edelim isterseniz. Evet, bakalım ne demiş arkadaşımız. Hepinizin anasını sikim lan. Hepinizin avradını sikim lan. Hepinizin kız bacısını sikim lan. Amına kodumun evlatları. Lan kim bana karşı geliyorsa var ya anasını avradını sikim lan. Ha? Kim beni sevmiyorsa anasını avradını sikim lan. Sülalesini sikim lan. Ha? Küçük kapan kim varsa anasını avradını sikim lan. Amına kodumun orospu çocukları. Kendinizi ya ne, felsiz ne zannediyorsunuz lan. Felsiz ha? Amına kodumun evlatları. Burada, ha? Burada karşınıza ercik var lan ercik var. Başka kimse var mı? He? Amına kudum evlatları. Bir gün gelecek, gücümü herkes görecek. Amına soktuğumun pişleri. Amına kudumun gökleri. Konuşmayı bilmeyen orospu bu çocukları. Kendi kendi... Arkadaşlar böyle olmuyor. Chatten arkadaşımıza destek verseniz de. Konuşan arkadaşımıza destek verseniz de. You go girl falan deyin. Slay queen falan deyin. Biraz gazlayın arkadaşı. Böyle kuru kuru olmuyor. Yorum yazan o bu çocukları. Bir gün güc gücümü göreceksiniz lan. Hepiniz gücümü göreceksiniz. Vay diyeceksiniz vay. Ercik büyük adammış. Biz kıymetini bilemedik onun. Amına kodum pişeriz sizi. Sizin karşınıza 3 kuruşluk adam var ya, diyordu yanlışlıkla. Evet. Başka neler demiş arkadaşlar. Başka neler demiş. Şimdi hepsini toptan şey yapalım. Bir sonra analizini yaparız. Ben Allah'tan görevli mihdiyim. Ben dü dünyayı, yalnız Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak aklına sahibim. Akıl benliğim. Ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. Al al Ne bana çıkmış ben aklım Ne diyorsun lan ben dokunmadım bana? ana yatağın beşini mi Hemen hemen <laughs> bak bunun yazar gibi işte. Bundan o dokunmazlık kitabı... aldım. Ya. Kitabını ben, almayı unutmayın arkadaşlar. Şey Kitabını almayı unutmayın. Bak bak bana ben diyor bu. Aa, aynısın ya. Dur bakayım bir şey daha demişti o daha önemliydi. Eğer bana küfreden varsa oralarda bana bir yazı yazanlar olursa onun anasının amına fok koyarım tamam mı? You motherfucker. You can't talk to me like that, like you twat face. And if, if you do it again, I will bang you up, you twat face. I'm living in England. Pardon, Come on, don't talk acık. to me again, you bastard. I'm a little gangster, you know. You fucking twat faces. Neyse arkadaşlar, tabii onlar fake'ti, gerçeği daha ciddi. Gerçeği o kadar komik değil, o daha ciddi. Bakalım arkadaşımız neler demiş. Oğlum niye dalga geçiyorsunuz lan? Dal geçmesiniz arkadaşlar bence gayet one hellim demiş bence gayet sert duruyor şu an ben ikna oldum ben ikna oldum arkadaşlar bence gayet sert duruyor şu an yani o kadar sert duruyor ki ben de bakınca ben de sertleştim o kadar sert duruyor neyse arkadaşlar ne, neler demiş bakalım Diamond çok bozdu mu takipten çık eskiden iyiydi artık düzgün video atmıyor mu takipten çık benim seyircim de aynısını söylüyor. Artık eskiden iyiydi artık düzgün video atmıyor diye. Ben gerçekten öyleyim ama. Eskiden e, Android kafe gibi sketchler atıyorduk. Şimdi atmıyoruz. Sketch atmıyoruz fark ettiniz değil mi? Onun sebebi şey işte. Hesapta filme daha ağırlık verdik dedik ama aslında araya başka videolar girdi. Şimdi mesela şu anda e, retro parti videosunun üzerinde çalışıyorum. Onun da arka planda o kadar çok müzik var ki Büyük ihtimalle hiç para alamayacağım orada. Olsun. <laughs> eğlencesine. Eğlencesine abi. Bazı şeylerde eğlencesine olmalı yani. Neyse. Geçen olayda destek verdi. Kendini bir şey sandı mı? Takipten çık. Aldı desteği nasılsa. Abonesi arttı güç zehirlenmesi yaşandı mı? Takipten çık. Çok kibirli çok şımarık mı? Takipten çık. Bak bu gidişle ben de çıkacağım ha. Bu gidişle ben de çıkacağım takipten ha. Zorluyor şansını. Felsefeden dinden tarihte anlamıyor mu? Takipten çık. Sevmiyor musun? Takipten çık. Seni rahatsız mı ediyorum? Takipten çık. Çık kardeşim, siktir git. Zorla izletmiyoruz. Takip et diye yalvarmıyoruz. %90'ı açığımı arayıp en ufak bahanede üzerime çoğunlanacak 1 milyon abonedense adam gibi takip edip oktaboka duyar kasmayacak 100 bin aboneyi tercih ederim. Öyle miymiş o iş? O iş öyle miymiş? Öyle miymiş o iş ya? Yoksa sen de mi kıskanç boomer oldun? Sen de mi kıskanç boomer oldun yoksa? Çünkü ben on dediğim zaman ben kıskanç boomer'dım. Hayır ben on dediğim zaman ben kıskanç boomer değil miydim? O iş öyle miymiş ya? Valla ben bilmiyordum o işin öyle olduğunu. Ben o takipçi sayısı, o abone sayısı yani sen birkaç gün önce daha takipçi sayını eziyor, ezmeye çalışıyordun. Yok işte benim takipçim daha fazla diye beni kıskanıyor. Kıskanç boomer falan. O sayının sadece sayıdan ibaret olduğunu. Eğer o sayıyı kaldıramayacaksan, şöhreti kaldıramayacaksan, onun senin çok büyük, başına çok büyük bela açacağını. Şişirmeden gelen seyircilerin başına çok büyük bela açacağını. Yani bu şey gibi. Para kazanmayı veya parayı tutmayı kontrol etmeyi bilmeyen bir adama piyango çıktığını düşünün. Bu arada adamın içinden de bu şey çıktı. 10 çarpı Geek TV çıktı. Onu da fark ettiniz mi bilmiyorum. Biz bilmiyorduk sanki. Biz salığız bilmiyorduk sanki abi. Ağzına geleni söylüyor. Mantıklı mantıksız. Mantıklı mantıksız. Kıskanç bu Takipçi sayısını kıskanıyorum. Takipçi sayısını kıskanıyorum dediği dönemde hiç şunu düşünmedim mi mesela? Senin 1 milyon takipçin mi var? Enes Batur'un 16 milyon takipçisi var. Enes Batur senden 16 kat daha değerli bir insan mı? Hiç düşünmedim bunu. Bu şey gibi. Dinciler şey diyor ya. Ey ateistler. Siz inanmıyorsanız neden tecavüz etmiyorsunuz? Mesela o lafın sonrasını düşünmüyor adam. O lafa verilebilecek çok basit bir cevap var. Onu düşünmüyor adam. Bu da aynı. Sen takipçinle ezmeye çalışıyorsan, benim takipçim daha fazla olduğu için beni kıskanıyorlar diyorsan, o zaman sen şunu kabul ediyorsun. Enes Batur senden 16 kat daha değerli bir YouTuber. 16 kat. 16 tane senden ne diyor adam? Benim bu olaylarından dolayı eşim hiç ağlamadı mı? Panik atak da geçirdi. Ne zaman biliyor musunuz? 2011'de en son. 2011'de. E ondan sonra da tabii kendisine yansıyan bazı şeyler oldu ara ara. Ama en son ciddi bir şekilde panik atak geçirdi 2011'deydi. E ne olmuştu biliyor musunuz? 2011 senesinde yani 13 sene önce. 13 sene önce sen ne yapıyordun mesela abi? 13 sene önce sen ne yapıyordun? Bir düşün bakalım. 13 sene önce bizim evimize e, polisler girdi, geldi. Bilgisayarlarımızı topladılar, gittiler. Onu biliyorsunuz değil mi? Ondan sonra tabii ki e, dinsiz youtuberlık diye bir şey yoktu. Adnancıların ekşideki adamları. Ondan sonra gazetelerde, sitelerde bu adamlar bana saldırmaya başladılar üstte. Bir de iftira atmaya başladılar. Tabii ben kendimi korumaya çok fazla bilmiyorum o zamanlar. Avukatım bile yok. Avukatım yok diyorum. Hemen ekşide çıkıyor. Avukatım yok diye ağlayan Allahsız. Hemen bir tane daha çıkıyor. İşte 90 gün hapis cezası alacak. Hapis cezası değildi. Yalan söylüyorlar. Her söylediği laf için 1.90 daha almalı. Bu kafir dışarıya çıkmamalı falan diye. Ekşide bunları diyorlardı. Şu an silinmediyse Adnancıların müritleri diyordu bunları. Şu an silinmediyse duruyor. O zaman hashtag diye bir şey bile yoktu. Bunu iyi kötü bitirmeye çalıştık mı bu, davayı? Bu dava bitti. Biter bitmez ikinci açtılar. Bu sefer Fethullahçılarla dalga geçtiğim videodan dolayı. Büyük ihtimal Adnancılar açtı gene. Bu sefer 216'dan. Gerçekten dine hakaretten. Ama tabii ki o Fethullahçıların grubuyla dalga geçtiğim için. O zaman şöyle bir şey oldu. Biz tabii avukat yok tamam mı? Lan avukat nereden buluruz? Hiç bilmiyoruz ki. Sene diyorum 2011. Hiç bilmiyoruz. Ne yapalım? Bir tanıdığımızın tanıdığı bir avukat var. İşte çok cevvaldir, çok profesyoneldir, bilmem nedir. Ondan sonra tamam bir soralım bakalım. Soruyorsun diyor ki eyvah eyvah diyor bu hapse girer. Bu hapse girer diyor. Şimdi hapse girmek benim bir hapse girdiğim için sıkıntı. Bir de çıksam bile hapse girdikten sonra o zamanlar ben green card için başvurduğum dönemdi ya. Green card çekilişlerine falan katıldığım dönemdi. O zaman green card kazansam bile gidemem. Hapse girip çıktığım için çok zor zora girer işim. Bu avukat diyor ki eyvah eyvah hapse girer bak. Söylediklerini anlatıyor, söylediklerini anladıcak. Hapse girer bak. Peki, bu arada e, benim ücreti konuşalım falan böyle yapıyor. Biz bunu konuştuk. bu muhabbetleri yapınca ben eşimle ikimizdim evde. O bir panik atak geçirdi, nefes alamamaya falan başladı. Gecenin bir yarısı. Babam doktor, sağda o zamanlar. Babamı çağırdım hemen. Aradım. Atladı taksiye geldi. Hiç arabayla uğraşmadı yani. Geldi işte tansiyonuna baktı. Bir şeyler yaptı. Bir ilaç mı verdi galiba? Bir sakinleştirici e, yaptı. Veya verdi mi tam hatırlamıyorum. Beni düşünün o sırada. Ben bu şekildeyim. Bana dönüyor babam diyor ki sen de diyor büyük sıkıntıdasın diyor. Sen de bir terapiste gitmek ister misin falan diyor. Ben diyorum bir şeyim yok benim ben iyiyim. Sen diyorum şeye bak. Flo'ya bak. Sen ona bak diyorum. Sen onu iyi et ben başka bir şey istemiyorum. Ben iyiyim. Böyleyim. Ondan sonra arkadaşlar bu, bu güzel bir hikaye bakın. Gördüğünüz gibi aslında az drama çok hikaye değil mi? Ondan sonra arkadaşlar benim aklıma geldi. Yazlıkta bir abi var. Bu avukat. Ona bir konuşayım dedim. Normalde ağır ceza avukatı. Bu internet üzerinden işte bana internet üzerine hakaret ettiler falan filan. Böyle şeyler çok çok yeni. O yüzden onunla ilgili pek bir tecrübesi yok. Çoğu avukatın zaten tecrübesi yok. O yüzden öteki avukat da hapse girer falan diye korkuttu. Veya bilerek korkuttu bilemiyorum. Bu dedi ki tamam Efe'cim yaparız. O adam da nasıl biri biliyor musunuz? Tam Bülent Üstün'ün avukat versiyonu. Bülent Üstün avukat olduğunu düşünün. Bülent abinin Bülent Üstün'ün avukat olduğunu düşünün. Tam öyle yaşı da öyle. Hatta tanışsalar çok iyi arkadaş olurlar eminim buna. Böyle deniz kenarına gelip Cheezongunu açıp böyle birasını içen falan ACDC diyorum. Rock'n'Roll and Roll'la kalın falan böyle Children of Bodom falan dinleyen o tür birisi, Metallica falan dinleyen o tür birisi yani. De dedi yaparız abi. Yaparız efecim. Yani mesela bu o, o gün birasını içip ertesi gün işte kıyafetini giyip şeye katılan falan, duruşmaya giden falan. Yaparız dedi. O da dinsiz. Dinsiz zaten avukat kolay kolay bulamıyorsun davamız dedi, davan davamdır. o şekilde e, sağ olsun senelerce mücadele verdi tek dur, e, tek dava için duruşmadan duruşmaya katıldılar girder Çünkü normalde bizim kazanmamız gerekiyor ama Adnancılar uzattıkça uzatıyor bitirmiyorlar yok diyorlar bir tane daha şahit getireceğiz yok diyorlar bilmem ne yapacağız yok da Avrupa Birliği'nden çıkmış kararları getireceğiz falan sinir harbi yapıyorlar sinir harbi yapıyorlar arkadaşlar sürekli 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 devam Neyse bu bu şekilde bitti. Ben Amerika'ya gittim, geldim. Başka başka davalar oldu. Yani bir herhalde bir yanlış hatırlamıyorsam 5-6 davam olmuştu. Belki daha fazla da olabilir. O sırada 2018 oldu sene. 2018'de ben sağ olsun bir seyircim bilgisayarımı tamir edebileceğini söyledi. Ben de dedim ki ben bu bilgisayarı alayım Bursa'ya gideyim. Orada parça lazım çünkü ayarlarım dedi. Onun evine Bursa'ya gideyim dedim. Öyle deyince bir mail geldi. Mailde şöyle bir şey diyor. Efe abi diyor ben seni takip eden birisiyim. Hukuk okuyorum şu anda. Hukuk öğrencisiyim. Seni takip ediyorum. İzin varsa buluşmak istiyorum. Hem de Uludağ'da da işte babası galiba çalışıyormuş. Uludağ'da babam çalışıyor. Orayı da gezdiririm sana. İsmim Burhanettin Mumcuoğlu. Pek güvenemedim. Şeyim var mı dedim sosyal medyam var mı dedim. Yok abi dedi. Cevap vermedim. Dedim kesin bir pislik var bu işin içinde. Bir gün cevap vermedim. Ertesi gün şöyle bir şey oldu. Eşime ben söyledim. Çünkü o normalde gelmeyecekti. Ben tek gidecektim. Ona dedim. Dedim ki Uludağ'a gitmek ister misin? Dedi isterim. Tamam dedim o zaman şöyle bir risk alalım. Dedim ki Burhanettin'e şey yaptım mail attım tekrardan. Ee, Burhanettin kardeşim bir seyirci buluşması yapacağım. Oraya gel. Tamam dedi abi gelirim. Orada tanıştık. Gerçek insanmış. <laughs> Gerçek insanmış. Dedi ki abi ben hukuk okuyorum yakın zamana kadar İslamcıydım ve ağır İslamcıydım. Hatırladığım kadarıyla lisede falan. Yani o şöyle bana ilk davalar açıldı dedim ya 2011'de. O zamanlar Burhi yanlış hatırlamıyorsam yanlışım varsa düzeltir. O zamanlar ağır Müslüman. Sonra dedi ben yavaş yavaş sorgulamaya başladım diyor. Ya gerçekten ciddi böyle hani şey. Selefi miydim diyor. Bir şeydim diyor. Böyle şey yani. Sert. Yavaş yavaş sorgulamaya başladım abi dedim. Ondan sonra dedi senin kırmızı ap videon vardı dedi. Kırmızı ap videonu ben seyrettim dedi. Orada dedi zaten artık şey olay koptu dedi. Oradan orada dedi artık çıktım dinden dedi. Ateist oldum dedi. Ben de sana hani teşekkür etmek için ben de senin avukatlık işlerini yapabilirim dedi mezun olunca. Tamam dedim abi mezun olduğun zaman konuşalım. Hatırladığım kadarıyla o zamanlar o zaman mezun değildi. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim de o zaman mezun değildi diye hatırlıyorum. Ondan sonra abi benim kırmızı ap videom da çok ilginçti. Ben kırmızı ap videosunu ben çektiğim zaman 4 tane falan bana dava açılmıştı. Hali hazırda. En aşağı bir 4 davam vardı. Ben de dedim ki lan ben bu kırmızı hapı açarsam ağzıma sıçarlar benim. Bu videoyu çekersem yüklersem ağzıma sıçarlar. Bir de şey de yok ki alıcısı da yok. Yani dinle ilgili bir şey yapacaksın. Seyir, seyircisi yok yani. Dedim koy götüne yapacağım gene de. Yapayım. İnsanlığa bir tane bir şey eklemiş olayım. Siktir her şeye rağmen götüme gireceğini de bildiğim halde yaptım. O videoyu yaptım abi koydum. Birçok kişi o video sayesinde dinden çıkmış. Burhi gibi birçok kişi de zaten sorgulama aşamasındayken yine o video sayesinde tamamen dinden çıkmış. Mezun olduğu Burhi. Tabii benim davalar var. Yapar mısın abi yaparım. Baktım yeni mezun. Tecrübesiz. Duruşmaya katılmış mı katılmamış mı tam bilmiyorum yani. O, sıra, o zamanlar. Ama Bizim davamıza inanan biri. Adam. Adam yani. Adam gibi birisi. Benim için önemli olan odur abi. İlk başta o dedik ya. Profesyonel avukat. Cevval avukat. Vs. Bülent Üstün gibi olan. Kafa rahat. Rock'n'rollcu. Ama bizi seven avukat. Hangisini tercih edersiniz? Adam olanı. O yüzden Burhi içinde dedim ki. Abi dedi işte daha yeni başlıyorum bu işte, Tamam abi önemli değil. Kaybedersek de sıkıntı yok. Neden? Sen inanıyorsun çünkü. Bizim bu davamıza inanıyorsun. Başladık çok güzel geliştirdi kendisini. Her davada abi bak şu da varmış. Abi bak bu da varmış. Buluyor. Çok iyi çalışıyor. Hızlı geliştirdi. Üstüne koydu. Üstüne koya koya biz bayağı iyi kendimizi savunabilmeye başladık. Ondan sonra Burhi dedi ki abi dedi ben diğer dinsiz yayıncılar da çıktı o sırada. Diğer dinsiz yayıncıların da ben avukatlığını yapmak istiyorum dedi. Onlara dedi bir katkımız olsun rahatça konuşabilsinler. Tamam dedim. Baktım benim tanıdık Diamond Tema diye birisi var. Ulaştık kendisine. Dedik ki böyle bir arkadaş var. Bu şekilde internet üzerinden yapılan işte iftira veya hakaret türü konularda uzmanlaştı. Geliştirdi kendisini. Ve dinsiz yayıncılara destek olmak istiyor. Onların avukatlığını yapmak istiyor. İlgilenir misin? Yapsın mı zenginde? Tamam dedi. Ve o şekilde daha sonra da zaten Jaho'nun avukatlığını aldı. Şu an Kik'in avukatlığını aldı. Kik Türkiye'nin. Benim tanımadığım birçok kişinin avukatlığını aldı yayıncılardan. Bizim kafamızda olan gene. Benim tanıdığım bir avukatlığını aldı. Cemre'nin avukatlığını aldı. Evet, onun da avukatlığını aldı. Tanıdığım birkaç kişinin de aldı. Şu an hatırlamıyorum abi kimlerin olduğunu. O şekilde Buri ile de tanışma hikayemiz budur.